Merhaba oyun severler. Diablo Immortal ile devam ediyoruz. Diablo Immortal'da bu build nedir, nasıl yapılır diye bir video çekmiştim. O videoda bütün klaslar için felsefeyi anlatmıştım. Ancak tabii ki ilk karakterim olan Crusader'ı oynadımış olduğum için Sadece Crusader üzerinden bu ilk örnekleri verebilmiştim. Bu videoda ise yine felsefeyi birazcık özetleyeceğim. Öbür videoyu izlemek isteyenler yukarıdan izleyebilir ama sadece Wizard oynuyorsanız bu video tamamen yeterli olacak. Ancak arkadaşlar Wizard'da biraz daha Wizard'ın bu ilklerine odaklanacağız. Neden ilk olarak Wizard karakterini seçtiğimi de açıklayacağım. Çünkü Oldukça özel bir klas bence baya iyi diyebileceğimiz klaslardan ve tabi PvP buildi var bu aralar çok ünlü. Ben de bir video bıraktım ee, onun da linki tabi aşağıda yukarıda vardır. Ee, o videoda da bu PvP buildi buz yaptığımız e, kristal ile stun attığımız build gerçekten çok güçlü diyebiliriz. Ama PvP hariç diğer konularda da farm olsun ve... Gelecekte o build nerflenirse Blizzard tarafından ee, o zaman kullanabileceğiniz klasik buildlerde anlatacağım arkadaşlar. Genel olarak ama Wizard güçlü bir klas diyebiliriz. Ayrıca Wizard'ın başka ufak tefek spesifik özellikleri de var. Ee, öncelikle şundan bahsetmek lazım. Wizard'da çok güzel skill'ler var arkadaşlar. Özellikle ben teleport'a bayılıyorum. Çok iyi bir skill. Yine Black Hole skill'i çok orijinal ve faydalı bir skill. Ee, ve genel olarak bütün skill'lerini kullanarak güzel build'lerde yapabiliyorsunuz. Yani tek bir doğru aslında yok ama zaman zaman bazı güçlü build'ler olabiliyor. Birazdan göstereceğimiz gibi. Ve ayrıca bütün tuşları aynı anda basarak arkadaşlar çok iyi akıl oyunları yapabiliyorsunuz. Bu sayede aslında oyundaki çok ciddi para harcamış 5000 rezonans üzeri kişileri Outplay dediğimiz yani akıl oyunlarıyla alt edebilmenizi sağlayan bir klas. Çünkü Wizard karakteri genel olarak oynanış olarak bu teleportun hakkını vermesi gerekiyor ve hiçbir zaman hasar almaması gerekiyor. Yani yakalanmadan size gelen saldırılardan sıvışarak oynamanız gerektiği için doğal olarak da o yüksek rezonanslı kişilerin aslında saldırılarından uzak kalabiliyorsunuz. Çünkü doğal olarak hasar almayınca onlar da e, tek atamamış oluyorlar. Bu şekilde oynadığınız zaman çok ön plana çıkabiliyor. Yine bilgisayarda oynayan kişiler için bir miktar daha hızlı hareket ederek arkadaşlar farklı oyunlar yapmasını sağlayabiliyor. Düşmanların arkalarına geçebiliyor, klonlar bırakarak akıl oyunları yine yapabiliyor. Ee, hızlı oynamanın da ödüllerini alabiliyorsunuz. Bilgisayar oyuncularının da burada kullanabileceği ekstra özellikler var. Ama şunu da düşünmeyin, yani bir e, telefon oyuncusu da Wizard'dan verim alabilir. Zaten Kristal gibi otomatik olarak düşmanları hedef alan sikillerde mevcut. Yani hiç öyle. Aa ben işte telefonda oynuyorum o yüzden wizard oynamayayım demenize gerek yok. Bence zaten yeni gelen class change özelliğiyle bütün bu ıı, classları da ara ara oynamanızda fayda var arkadaşlar. Gelin biraz skill'leri önemli skill'lerden bahsedelim. Ee, ama öncelikle bu build yapmaktan da bir ufak bahsedeyim. Diğer videoya ihtiyacınız kalmasın. Build yaparken şunlara dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Bu ilt birincisi PvP odaklı mı? E, farm odaklı mı? Yoksa işte Challenge Rift ve Boss odaklı mı? Çünkü bosslara girerken farklı. E, işte PvP'ye girerken farklı. Veya farm yaparken daha hızlı kesebileceğiniz bu ön planda olacaktır. Ayrıca genel olarak bir bu ne bekliyoruz? Ben mesela kesinlikle bir hareket skillim olmasını isterim ki e, Wizard aslında bu konuda çok düz. Her bu ildimde bir hareket skilli olarak teleportu kullanıyorum. Diğerleri zaten bu konuda çok iyi de sayılmaz. Çok bir tane hız veren bir skill var galiba. Onun dışında hareketimizi teleporttan alıyoruz. Yani teleport banko skilllerinizden oluyor. Sürekli hasarınız olması gerekiyor boss'ları keserken, e, yüksek canlı hedefleri keserken ve tabi alan hasarınızda slotları temizlerken işe yaramakta. Alan hasar PvP'de yine e, heykelleri tutarken mesela veya heykelleri ittirirken bir alanı kontrol etmek amaçlı kullanılabilir. Yine PvP'de karşı tarafa stun atarak onları hareketsiz bırakarak ya da işte kontrol etkileri uygulayarak kesmenizi de sağlayabiliyor. Bunlar önemli noktalar. Yani öncelikle yapacağınız bu ilde yani sizin skillleriniz, kullandığınız legendary'ler, set itemlarınız ve gemlerinizin toplamına bu il denir. Bu bu arkadaşlar PvP'de mi kullanılacak? Farm'da mı kullanılacak? genel amaçlı mı çok amaçlı da yapabilirsiniz yoksa boz keserken mi kullanacağız challenge rift'te mi kullanacağız buna karar verip bunların hepsini düşünmeniz gerekiyor aslında ee, bunu da özetlemiş olalım şimdi genel olarak zaten e, wizard'ın bir skill'lerine bakalım istiyorum ben skill'lere bakacak olursak iki adet düz vuruşu var magic missile oldukça iyi bir düz vuruşu arkadaşlar bunu e, Gücünü arttıran Legendary'ler de olduğu için düz vuruş mage'leri dediğimiz Bazı build'ler mevcut Aklınızda bulunsun bu şekilde oynayan kişiler bile Var ama o biraz fantaziye kaçtığı için ben burada onu göstermeyeceğim ama çok güçlü bir düz vuruş Tek kötü yanı kaçabiliyor bunu fırlattığınız zaman ıskalayabilen bir şey o yüzden ben bazen electrocute'u tercih edebiliyorum Tutturması daha kolay direkt olarak vuruyor ama Mesafesi çok az Electrocute'un. Düz vuruşları bu şekilde. Burada gözümüze çarpan skill'ler birincisi Black Hole arkadaşlar. Tabi Arcane Wind'in de güzel build'leri var. Hortuma falan çevriliyor ama Black Hole iyi bir skill. Disintegrate e, güçlü lazerimiz. Herhangi bir kontrol etkisi, yavaşlatması yok ama güzel hasarı mevcut. Güzel arttırabiliyoruz hasarını, alevli hale getirebiliyoruz. İyi bir skill yani ana skill'lerden. Ice Crystal hem PvP build'inde şu anda kullanılıyor. Hem de mobil oyuncuysanız işinize yarıyor. Bu Lazer'i ve Ray of Frost'u arkadaşlar dağıtıyor. Etraftaki düşmanları otomatik olarak hasar veriyor. Güzel bir özelliği var arkadaşlar. Ve etrafına da ufak bir e, buzlama, chill efekti veriyor. O yüzden çok kötü değil. Lightning Nova etrafı fırlattığınız nova taneleri var onlar size geri dönüyor mesela teleport attığınız zaman da bir yere peşinizden geldiği için ilginç oyunlar yapabiliyorsunuz pvp, için ideal değil ama farm buildlerinde var meteor alan kontrolü için hiç fena olmayan bir skill ray of frost ana skilllerden lazer olarak az hasar var ama hem kristalde kullanıp dağıtabiliyoruz hem de yeni gelen kafalıkla stun atabildiğimiz için Çile ee, efekti de olduğundan oldukça güçlü bir skill. ile ön plana geçen bir skill ve neredeyse olmazsa olmaz noktasına ilerliyor Wizard'lar için arkadaşlar. Alttakiler score zaten Fireball diyebiliriz başka oyunlardan. Slow Time ilginç bir skill çok da fazla kullanamıyorum ben size gelen düşmanları belli bir alan içerisinde yavaşlatıyor benim bildiğim kadarıyla. Çok faydalı bulmuyorum açıkçası. Çok fazla da kullanıldığını görmüyorum. Sadece düşmanlardan gelen saldırıların da hızını yavaşlattığı için daha kolay kaçabiliyorsunuz. Teleport ise 3 çarjı olan biçimde sağa sola atlamanızı sağlıyor arkadaşlar. Kesinlikle teleport en önemli skill. Bütün göstereceğim bu iltlerde de mevcut. Ee, skilllerimiz bu şekilde. Legendary'lerimizi bir hemen hızlıca inceleyelim. Özellikle kafa kısmında Ray of Frost yeni eklenen ki böyle eklenen şeyler de hoşuma gidiyor. Oyunu tazeleştiriyor. Ray of Frost'un iki saniye stun atmasını sağlayan bir kafalık mevcut arkadaşlar. Yine e, omuzluklarda meteor'u güçlendirebiliyoruz. Lazerimizi güçlendirebiliyoruz çeşitli şekillerde. Disintegrate önemli bir skill. Güzel e, seçenekler var. Teleporta ufak tefek yenilikler var. Hatta yeni gelen legendary'lerden biri de son üzerinize gelen zararlı etkiyi siliyor. Hiç fena olmayabilecek defansif bir legendary aslında. Omuzluklarımız bayağı kaliteli kullandıklarımızdan bazılarını size göstermiş oldum arkadaşlar. Rayo Frost'ta da yine defansif olarak Rayo Frost'un verdiği hasar ile e, belirli bir kalkan almanızı sağlıyor. Tabi ne kadar işe yarar bir zıpta bu tartışılabilir. Gövdelerde çok önemli bir e Ray of Frost gövdesi var bu yeni bu ildimizde de bunu kullanıyoruz arkadaşlar. İllüzyon oluşturarak Ray of Frost'u kullandırtmaya yarıyor. Bu e, gövde bu kesinlikle işinize yarayacaktır. E, yine Lightning Nova'ya çeşitli avantajlar var. Bu farm yaparken kullanılabilen bir başka Ray of Frost e, gövdesi bunu da göstereceğim. Yani gövde kısımları biraz kısır kalmış diyebilirim. Ee, ama pantolonlarda kesinlikle çok daha iyi şeyler var Bunu özellikle lazeri tek kullanacaksanız Yani taşı kullanmadan Kristali kullanmadan lazer kullanacaksanız e, Sanki taşa sıkıyormuşsunuz gibi Üçe bölünmesini sağlıyor Çok iyi bir pantolon bence Kesinlikle kullanılabilir Meteoru alan hasarına ve sürekli hasara çeviren bir pantolon var ee, Bunun dışında da kristalin Süresini azaltan bir pantolonumuz mevcut arkadaşlar Fena değil kesinlikle güzel pantolonlar var Çeşitli skillleri olduğu için gayet iyi Lazerin hasarını arttırma var Arcane Vine'da kullanıyorsanız bunun için baya iyi bir silah mevcut Özellikle şu Tornado'yu çok görüyorum PvP'de ama tercih sizin bahsettiğim düz vuruşumuz magic missile %20 hasar verecek hale getiren bir asa var. Bu kesinlikle çok güçlü. Özellikle daha yeni başladıysanız ve bu erken düştüyse düz vuruşunuzu çok kullanabiliyorsunuz. Farm yaparken olsun, boss'lara olsun kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hiç kötü bir silah değil açıkçası. Bence çok iyi bir e, asa asa. Kullanılabilir ama benim e, tercihim genel olarak Black Hole'un e, Düşman atışlarını da içine emmesini sağlayan Negotiation Blade maalesef bana gelmedi e, Veya Arcane Torrent'inde rastgele düşmanları vurmasını sağlayan bu bıçağı da Kullanıyorum arkadaşlar hançeri Orblar kısmında yeterince detay olmadığını düşünüyorum Ice Armor kullanıyorsanız güzel seçenekler var ama onun dışında bir adet Black Hole için e, ilgimi çeken var. Geri kalanlar çok da ilgimi çekmedi. Sadece Lightning Nova'nın hız arttırma özelliği e, XP farm yaparken işe yarayabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde ana Legendary'lerimizi de incelemiş olduk. Tabii farklı build'ler yapabiliyorsunuz. Onun altını kesinlikle çizeyim. Şimdi gelin bakalım birazcık da bu hiltlerimizi inceleyelim. Daha sonra gemler ve set itemları da inceleyip videomuzu kapatırız. Şimdi gelin buradan bir PvP'yi önce aktive edelim arkadaşlar. Bakın burada bu ilde görüyorsunuz. Skill'leri görüyorsunuz. Ben Electrocute'u kullanıyorum. Çünkü daha rahat vuruyorum. Düz vuruş tamamen size bağlı. Disintegrate önemli. Neden? Çünkü taş kullanıyorsak. Genelde hem bunu hem de Ray of Frost'u kullanmamız faydalı arkadaşlar. Bunu biz asıl hasarımız buradan geliyor. Stun'ımız da Ray of Frost'tan geliyor arkadaşlar. Bu da tabi bu olayları yaymak için gerekli. Teleport zaten her bu var. Onu ekstra açıklamayacağım. Şimdi stun atmamızı sağlayan arkadaş bu arkadaş arkadaşlar. Bakın Ray of Frost e, artık dondurur diyen kafalığımız az önce gösterdiğim gibi gövde kesinlikle bu yine e, ilüzyon illüzyon oluşturan eee Phantom Ray arkadaşlar ismi burada gözükmüyor az önceki kısımdan bakmanız lazım. Rezerv eşya olduğu için bunlar. Omuzlukta buna buff veren bir omuzluk istiyordum ama bulamadığım için düşüremediğim için eee Ray of Frost'u kalkan vermeye itenini kullandım. Kötü değil ama kesinlikle Rayo Frost'un alevli hale gelmesi daha amaç e, daha iyi. Crystal guards pantolonu kesinlikle bu build'de çok önemli çünkü e, kristalin cooldown'u gerçekten uzun e, bir miktar azaltmak iyi oluyor diyebilirim. Yine lazerin hasarını arttırdığımız asa. Bu build'in kötü yanı şu. Offend kısmında arkadaşlar Herhangi bir, e, maalesef e, bu skilllere veren bir şey yok. Boş kalıyor. Yapacak bir şey yok ona yani. isterseniz değiştirebilirsiniz. Ben denedim Arcane Wine'da biraz yürüdüm ama e, ikinci bir lazer almak kristalin değerini arttırdığı için şu anlık offend boş ama ona rağmen çok güçlü. Nasıl kullanılıyor onu da gösterelim. Şimdi arkadaşlar önemli nokta şu bizim e, Ray of Frost'umuzu artık kendimiz kullanmıyoruz. Bakın böyle bir klon sıkıyor. Bu klon yine hasar veriyor. Bu klon normalde çok bir işe yaramıyor. Çünkü e, ben bunu yönetemediğim için düşman bu çizgiden kaçabiliyor. Ama bu klonu kristalle kullandığınızda Kristal dağıtım yaptığı için herkese vurabiliyor. Yani kristali koyuyoruz, kristale doğru sıkmasını sağladığımızda bu çevrede düşman varsa vuruşunu yapıyor. Aynı anda ben lazerde sıkarsam hem stun atıyoruz kafalık yardımıyla hem de arkadaşlar e, lazerle de vurmuş oluyoruz ve killer patır patır geliyor. 3, 4, 5 bir sürü olabiliyor veya arkadaşlar mesela kaçacağız. Bırakıyoruz bunu böyle. Hop, biz kaçtık. Teleportumuz da var. Biz burada e, bandaj yaparken burada kill alabiliyor bizim karakterimiz. Baya iyi bir combo yapılmış durumda. Çünkü standa attığı için kaçamıyorlar aslında. Bir de şöyle bir özellik de var. Mesela birisinden kaçıyorsam, adama doğru bırakıp hemen teleportla kaçtığımda. Genelde bunu kesmeye çalışıyorlar. Beyit olarak da kullanabiliyoruz. Yani yemleme de yapabiliyoruz. Tabi bunun için hızlı kullanmak gerekiyor. Bir miktar bilgisayar oyuncularının daha kolay yapabileceği veya eski LOL oyuncularının daha kolay yapabileceği bir hamle diyebilirim arkadaşlar. Bu şekilde teleportla kaçarak adamın menzilden çıkınca buna saldırmaya devam edebiliyorlar. Veya sizi kovalayan kişi düz koşarsa... Stun da yiyebiliyor. Yani kurtulmak için de güzel bir skill diyebilirim. Onun dışında zaten çok düz bir e, build. Çok ekstra bir şey yapmanız gerekmiyor. Çok iyi yetenek gerektirmiyor. Bence Blizzard nerflemeli ama nerflemezse de neden kullanmayasınız? Kullanabilirsiniz. E, dediğim gibi videosu var. Çok rahat kesiyor. Herkesi kesiyor neredeyse. Şimdi benim daha çok hem PvP'de hem genel kullanmayı sevdiğim... Klasik bir wizard skilli arkadaşlar burada nelerimiz var düz magic misilimiz var lazeri olarak ray of frost kullanıyoruz çünkü hem dondurma hem yavaşlatma var zaten kelle aynı kullanıyorum ee, teleportumuz zaten var black hole ve meteoru kullandım black hole sabit ama meteor yerine scorch e, arcane wind veya arkadaşlar Nova kullanabilirsiniz. Yani burada çok e, seçenekleriniz var. Bu geneli bu 4'ü artı 1 adette e, asıl hasar skill'ini birleştirdiğinizde aslında üzerinizde güzel bir wizard bölümü oluyor. Ben meteoru baya seviyorum. O yüzden meteora biraz yüklendim bu, bu ilde Hem çapını arttırdım hem yağmur olayına çevirdim. meteor artık bir tane düşmüyor da alanı dolduruyor. Hem farmda güzel hem pvp'de Stanladığım kişilerin üstüne yağdırabiliyorum heykelleri atabiliyorum baya güzel bir build bu tavsiye ederim ama diğer build pvp'de daha güçlü ee, yine meteorun hasarını arttırdım yani siz burada bu skill'i değiştirince buradaki 3 parçayı değiştirirsiniz aşağıda güzel seçeneklerimiz var ee, şu an burada disintegrate mevcut gibi gözüküyor ama burada benim bunun olmasının sebebi 2 slotta arkadaşlar ee black hole itemlarını düşüremedim. Az önce zaten göstermiştim. Silahta ve bu ee offend'te black hole itemları var. Silah'taki ve e, bu ofenteki black hole itemlarını koyduğunuz zaman black hole skilliniz çok daha güçlü hale geliyor. Onları bulduysanız koyup bu build'i rahatça gülü oynuyor oynayabilirsiniz. Black Oğlu, offend ileri doğru gitmesini sağlıyor. Yani bu şekilde attığımda direkt çıkmıyor da ileri gidiyor. Silahtaki ise arkadaşlar düşmanların attığı saldırıları da emerek sizi aynı zamanda korumuş oluyor. Yani bir nevi bununla challenge rift'te dönebiliyorsunuz. Çünkü düşmanlara doğru fırlattığınız zaman hem onların fırlattığı okları işte Ya da diğer saldırıları emiyor Hem de düşmanları ileri doğru sizden uzaklaştırdığı için Bayağı iyi PvP'de de arkadaşlar ben bu build'i Bu haliyle bakın yani e, Legendary'leri kötüyken bile oldukça fazla kill alabiliyordum Bu şekilde bile kolu açıyorum üstüne Lazer'i sıkıyorum Genelde ölüyorlar e, Meteoru ise Onların üzerine açabilirim Veya heykellere atabilirim arkadaşlar. Meteor da bayağı güçlü. Bu build çoğu zaman işinizi yapar ama dediğim gibi az önce gösterdiğim diğer iki parçayı takmanız lazım. Onu unutmayalım. Şimdi birazcık daha açık dünyada nasıl hızlı farm yaparız onu görebileceğimiz bir skill görelim. Electrocute burada düşmanlar arasında sektiği için daha kolay hasar vermenizi sağlıyor. Lightning Nova bayağı iyi bir Alan temizleyici, Arcane Torrent'in şu Legendary'si çok iyi. Sizin Arcane Torrent'iniz normalde mouse'unuzun üzerine roketler atıyor bir sürü. Ama bunu taktığınız zaman LoL oynayanlar yine bilecektir. Kaisa Q'su tarzı bir hale bürünüyor. Meteor zaten demin gösterdiğim gibi. Meteor hasarı ve alan vurmaya göre çevrilmiş durumda. Sadece gövdeyi... E daha güçlü vurmak için Lightning Nova'nın biraz daha alevli halini seçmiş bulunuyorum ve yine ofen tarafında Lightning Nova'ya ait hızlandırma ofenini kullanmaktayım arkadaşlar. Burada ilginç bir kafalık kullanıyorum. Teleport skill'ini hala etrafta hızlı dönmek için. Yani bunu siz isterseniz çıkartıp başka bir skill daha ekleyebilirsiniz farm için ama ben yine de Town'da gezerken bile Westmarch içerisinde teleport attığım için kullanıyorum. Ama farmda da faydalı olması için bu Legendary kafalığı kullanıyorum. Çünkü gittiğim yerde şöyle göstereyim bir elektrik alan açıyor. Yani ben farm dönerken nasıl oluyor? Bir slottayım E'yi bastım Lightning Nova'yı attım teleport attım diğer slot'a. Ve iki slot'u birden Nova'nın da bana getirdiği özelliklerle kesmiş oldum. Nova çünkü beni kovalıyor. Eğer ölmemiş birkaç yaratık varsa bu şekilde atıyorum. Bu yaratıkları hedef alıyor arkadaşlar. Ve boz keserken de hiç fena değil. Yani büyük yaratıkları, küçük yaratıkları kestiniz, büyük bir sarı veya mavi kaldı. Onlarda da güzel güçlü bir hasar veriyor. Yine e, basit bir slot mu gördünüz? Üstüne bunu bıraktınız ve dönmeye devam ettiniz. Meteor da bu işe yarıyor. Genel olarak çok hızlı farm yapabildiğiniz ve e, e, birçok dancında da hala işinize yarayabilecek boss da kesebilen bir e, nasıl diyeyim bu e, build diyebiliriz. Benim beğendiğim farm buildlerinden bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Omuzluk olarak ne kullanmışım onu da söyleyeyim. Ray of Frost ile vurduğum zaman yo bu o değil. E, omuzluk olarak da burada gösterdim. Meteoru kullanmışım. Tamamdır. Şimdi farmın bir alternatif versiyonunu ben yapmışım. Buna da bir bakalım. Benzer skill'ler bunları çok göstermeyeceğim. Neyi değiştirdiğimi göstereyim. Bir Ice Armor'u değişik hale getirdim. Bu önemli. Bir de Ray of Frost'u yine değişik hale getirdim. Bu gövde sayesinde arkadaşlar. Bu nasıl? Mesela bunda da arkadaşlar... Aslında Ice Armor sizi koruyordu ama onun yerine etrafınızda dönen bir alan açıyor. Yine e, gördüğünüz gibi e, Nova'yı kullanarak etrafı rahatça temizleyebiliyorum. Ama e, bir noktada bütün yaratıkları kesemediysem de Ray of Frost'u da sabit durarak böyle etrafımdakileri parçalayacak şekilde kullanabiliyorum arkadaşlar. Ama bu boz kesmede zayıf kalacağı için çok da tavsiye etmeyeceğim bir build sadece ilginçlik olsun diye gösterdim. Hani itemlarla sizin yapabileceğiniz, deneyebileceğiniz şeyler. Belki güçlendirebilirsiniz başka bir lazerde kullanarak burada. Yine arkadaşlar bir başka alternatif build'im var. Bunu baya beğendim. Neden beğendiğimi soracak olursanız hemen burada göstereyim. Arkadaşlar burada lazeri kristalsiz kullanıyorum. O yüzden de bu pantolonu kullanarak e, lazerin kendiliğinden dağılmasına, düşmanlar e, arasında dağılmasını sağlıyor. Bunu kullandım. Yine lazeri buffladım burada. Eğer üzerimde olsaydı yine lazeri bufflayan bir omuzluk takacaktım ama şu an için üzerimde zaten scorch olduğu için bunu da 60 bulundum. Bu build'in faydası ne diye soracak olursanız Ray of Frost olmadığı için herhangi bir e, burada başka kafalık kullanabiliyorum ve daha farklı içerikler kullanabiliyorum. Mesela buradaki Frozen Orb şeklinde bir kafalık kullanmışım ve bu sayede de arkadaşlar e, bu da Lightning Nova'yı buff'lıyor. Bu sayede farklı bir build'im olmuş oluyor. Mesela bakın Scorch'un o kafalıkla birlikte kullanınca etrafa bu şekilde bir hasar, devamlı hasar verdiğini görebiliyoruz. Yine bizim Lightning Nova'mız beni takip etmeyi bırakıyor. Gittiği yerde patlıyor ve dağılıyor. Böyle bir hale bürünüyor. Yani ilginç bir Wizard ildi yapmış oluyoruz. Ve lazerimiz de etrafa halen dağıldığı için hala güzel kesebiliyoruz. Bu oldukça... Hızlı e, slot temizleyecek, adventure bounty yapabilecek bir e, build olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani genel olarak yaptığım bu build'lerde bu şekilde düşünmekteyim. Şimdi set item'larımızı da bir hızlıca gözden geçirelim. Ben genelde arkadaşlar Grace of the Flagellant setini çok severim. Bunu çok kullanırım birçok klasta çünkü sürekli hasarlarımızı Arttırıyor zaten bu wizard'da da var yani birçok klasta sürekli hasar olduğu için iş yapıyor ve e, belli bir noktadan sonra da stun atan 6 sete geldiğinizde de stun atan bir yapısı var bunu genelde kullanıyorum ama wizard için çok fazla kontrol özelliği olduğu için wizard'ın feasting baron peki de tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü Los kontrol sağlayan etkileri %30 uzatıyor. Çip gemiyle de güzel çalışıyor arkadaşlar bu durum. Ve ayrıca belli bir noktadan sonra takım arkadaşlarınızın vurduğu hasarı da arttırıyor. Yani takım için ne güzel. Ve en son noktada 6 seti kullandığınız zaman da arkadaşlar etrafa yani stanladığınız biri bilek alıp kestiğiniz biri etrafına da hasar veren ee, bir dondurma etkisi yapıyor ve dondurduğu kişiler de 4 saniye boyunca şey kalıyor arkadaşlar donmuş kalıyor yani etki katlanarak artabiliyor bence çok iyi bir set item tabi set itemlarda biraz ne düşürürsek onu kullanıyoruz ben bir de class değiştirdiğim için sürekli hiç hep rezerv set itemlarla yani hiç bonus almadan devam ediyorum. Siz bu iki setten beğendiğinizi kullanırsınız. Grace seti fena değil ama onu söyleyelim. Ve son olarak da gemlere bakalım arkadaşlar. Gemlerimiz zaten bir gem videosu var. Gem strateji videosu çektim ben son günlerde. Genel olarak arkadaşlar gem noktasında aslında 6 tane 5 yıldız gemi kullanmamız gerekiyor free to play de olsak e, ya da pay to win oyuncu da olsak balina da olsak çünkü uzun vadede 1 ve 2 yıldız gemler o kadar iyi değil ama şöyle bir durum var sonuçta biz arkadaşlar Genel olarak e, bu videoyu izliyorsanız daha oyunun başındasınızdır diye düşünüyorum. O yüzden 1 ve 2 yıldızlara odaklanacağım. Eğer o videoya gidip bakmak isterseniz de yine linkini bırakmış olurum. O videoda e, 6 tane en beğendiğim 5 yıldızı bahsetmiştim. Zaten 3'ü de burada gözüküyor. Diğerleri de bottle hop e, falandı ama yanlış olmasın. Siz oraya bakarsınız arkadaşlar. Şimdi... Burada nelerimiz var? 1 ve 2 yıldızlardan iyi olanları söylüyorum. Bir kere Berserker fena değil. Zaten hasar almamaya oynadığımız için aldığımız hasarı arttırıyor. Ama verdiğimiz hasarı da arttırdığından avantajlı bir gem. 1 yıldız olduğundan rank 5'e basmak kolay. Oyunun başında iyi. Ee, CC efektlerini çok kullanıyoruz. Eğer birine loss control yani bir stun benzeri bir şey attıysak. Verdiğimiz hasarı arttırıyor. Hiç fena bir gem değil. Bir yıldızlar için kullanılabilir. Karsen zaten düz vuruşumuz yeterince güçlü. Onu iyice güçlendirebiliyoruz diğer gösterdiğim eşyalarla. Eğer düz vuruşa odaklıysanız Karsen de bence hiç fena olmayan gemlerden bir tanesi. Baya dümdüz yani sadece sağ klik yapa yapa kesebildiğiniz bir... Bu ilde dönüştürmenizde faydası oluyor. Karsan'da kullanılabilir. Torment etrafınızda Crusader çok varsa olabilir. Chain Dead fena değil kullanabileceğiniz bir yıldızlardan. Trick Shot, Lazarlar ve benzeri skill'ler için fena değil ama çok tavsiye etmiyorum. Yani tavsiye edebileceğim bir yıldızlar daha çok yukarıda olan şu ikisi kesin. Bu biraz daha iyi. Mesela bunları kullanıyorsunuz atıyorum. Bunları yavaş yavaş 5 yıldız buldukça atarsınız. Veya 2 yıldızlara geçeriz. Bu bayağı iyi bir gem. En son atacağınız gemlerden biri olsun bu. 5 yıldızlara geçtiğiniz zaman. En son bunu atarsınız. Yine sondan bir önce bunu atarsınız. Power Command de iyi. Ee, Lightning Core kullanabilirsiniz. En başta vermiş oluyor genelde oyun. Bir süre kullanabilirsiniz ama daha iyi bir yıldızlar bile olduğu için tercih ediliyor. Battle da çok kullananlar var ama çok tavsiye etmiyorum. Yani defansif gemleri ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Şimdi benim anlatacağım başka bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Pek de bir şey kalmadı. 30 dakika sürmüş. Umarım beğenmişsinizdir. Detaylı Wizard rehberi yapmış olduk. Birçok alanda bu buildleri kullanabilirsiniz. Ben genel olarak arkadaşlar PvP buildini her yerde de kullanıyorum. Çünkü kristal de kullandığımız için slot temizlemede de iyi oluyor. 2 lazer olduğu için de arkadaşlar bosslarda da fena olmayan bir build. Ama tabi zorlayan bosslarda... Bir boss build'inde defansif birkaç ayarlama yapabilirsiniz. Mesela sadece tek lazer kullanıp çünkü stun atamıyorsunuz e, Hellquarry boss'larında. Onun yerine Ice Armor kullanabilirsiniz ki bu üstteki ikinci yaptığım alternatif build de biraz ona benziyor açıkçası. Hiç de kötü bir build değil. Bunun gibi bir şey de yapabilirsiniz boss'ları keserken. Ee, Lightning Nova yerine Ice Armor'la defansif bosslarda bir tık daha hayatta kalmaya yönelik takılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kendinize çok dikkat edin. Kanala hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Twitch yayınlarına gelebilirsiniz. The Butcher sunucusunda oynuyoruz. Ee, yeni başlıyorsanız Butcher sunucusuna gelebilirsiniz. Ve genel olarak hoşunuza giden klasları oynayın arkadaşlar. Yok bilgisayarda değilim diye Wizard oynamamazlık yapmayın veya Wizard güçlü diye sevdiğiniz bir karakterden vazgeçmeyin bence. Ama zaten hepsini de deneyebilirsiniz. Class change yaparak arkadaşlar her şeyi istediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Yorumlara da istediğiniz diğer klasları yazmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.